Yani gözyaşlarımızın denize döküldüğü ırmaklardı onlar. Yani orada olduğumuzu hiç kimsenin bilmediği, kıyısında oturup birbirimize kırbaçlanan yerlerimizi gösterdiğimiz, kurumaya yüz tutmuş yaralarımızı deştiğimiz, gırtlaklarımızın teşne taraflarını orada sevdiğimiz, ölümün eve dönmek olduğunu ilk kere öğrendiğimiz, ekinlerin suyun üstüne ekildiği, balıkların kucaklarımıza sokulduğu, bu sılanın yüreğimizde oluk oluk söküldüğü ırmaklardı onlar. Ve ben şimdi sırtıma değen taşlarından tanıyorum dostlarımı. Kötüdür diyorum. Ne yaparsak yapalım insanlar kötüdür. Ve besbelli zulümdür insanın yanındakine duyduğu hasret. Endişemdir aramıza kader namıyla sokulan bu çizgi, bu şerit. İçinde hak geçen bütün cümleleri zimmetime geçirmem belki de bundan mütevellit. Açmayacaksan şimdi eğer, çıkarmayacaksan anahtarımı koynundan, yaşamakla terbiye edeceksin beni, zorlayacaksan biraz daha, söyle, son hükmün tutanaklarını ben yazayım. Acıdan özge daha ne işe yarar tanrım, beynimin dehlizlerine vurduğum bu kilit. Öyle ki şu dünyada bir tesellim sen kaldın. Seneyi yoluna pare pare oldu mum babası. Deryalara dalanda Musa'nın asası. Seneyi sevdiğim, dostum, umudum. Yoksa sen de cömert değil misin ya Ali? Nerede kaldın? Görmez misin? Zülfikar'da yeniler boynum. Yo hayır. Beni böyle ölüme hasret bırakan külfetten, başımda sızlayıp duran sancıyla kurduğum ülfetten değil. Her gece şah damarıma yaklaşan çengeli neden değil. Kendi kendini yere vuran kumrunun gagasını kefenlemekten değil. Menzile varamadan ölmekten usandım. Usandım şu gürültüyle yağan yağmurdan. Yüzünümü yok sandım, avunamadım. Beni karanlıkla sınama gayrı. Korkuyorum, ranzam düşüyor hatırıma. O kadar yırtıldım ki her yerimden, bir terzi kavuşmaz yanıma, geçmez bir tanesi penceremden. Kerbela'ya, İmam Hüseyin'e yemin ederim, sabra takatim yetmez, utanırım cürmümden. Gözlerinden öperim Rabbim, gözlerinden. Varsa eğer zerre kadar merhametin, beni de susturursun artık sesimden.